Bu arada yavaş yavaş süremizin sonuna doğru da geliyoruz. Haftanın karşılaşmalarına şöyle bir göz attığımız zaman Cuma akşamı itibariyle lig başlayacak. Yani yarın akşam Trabzonspor ve Kasımpaşa, Fatih Karagümrük, Büyükşehir Belediye Erzurumspor mücadeleleri var. Trabzonspor'da Fenerbahçe yenilgisi sonrasında artık bir çıkış arıyor bordo mavili takım ve Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecekler. Acaba bu maç biz futbol severlere neler vaat ediyor? Vallahi onu hoca söyleyecek. Hoca bir kadro çıkartacak. Çünkü Başakşehir maçında da Fenerbahçe maçında da ben hoca ile ilgili problemler olduğunu düşündüm. Başakşehir maçında oyunun bir bölümünü doğru oynayan ama rakip ceza sahasına topu taşıyamayan bir Trabzonspor vardı ve Newton sağ olsun gol bölgesine takviye yaptı. Değişikliklerini o yönde kullandı. Halbuki siz topu oraya taşıyamadığınız sürece oraya fazladan adam bile koysanız size böyle bir bonus. Mesela 12 kişiyle oynayabilirsin. Ekstra bir futbolcu da at oraya ama olmuyor. Sen topu oraya taşıyamıyorsun. Sonra Fenerbahçe maçına dönüyoruz. Fenerbahçe maçında olabilecek en doğru 11'i elindeki imkanlar dahilinde olabilecek en doğru 11'i sahaya çıkardın ve ilk yarıda doğru bir oyun oynadın. Hani Sosa kötüydü falan diyoruz ya, Trabzonspor doğru oynadığı için Sosa o kadar kötü oldu ve hasbel kadar golü de buldun. Ama ikinci yarı başladığında, daha doğrusu golden sonra sen oyununu farklı hale getirecek bir hamle yapmadın. Yani çok oynayabilirin yoktu. Tek atımlık bir kurşunun vardı. Ondan sonra farklı bir şey yapabilirdin. Elindeki oyuncu grubuyla yapabileceğin şeyler vardı. Onları yapamadın. Şu anda Trabzonspor'un kadrosu kendi sahasında maç kazanabilecek kapasitede mi? Evet. O potansiyeli var, o gücü var Trabzonspor'un. Ama hoca nasıl bir kadro tercih edecek? O kadroyu sahaya nasıl yayacak? Rakibin tepkisine nasıl bir reaksiyon verecek? Rakibin oyununa nasıl bir karşılık verecek? Onlar hakkında açıkçası çok net fikirlerim yok. Ben fikstür konusunda Trabzonspor'un şu ana kadar oynadığı maçlarda baktığın zaman çok zorlu maçlarını çıkardı. Evet. Bunlardan bir tanesi Gaziantep, bir tanesi Konya, hakem hatalarından dolayı ikişer puan dersek, Denizli maçında verilmeyen penaltı. Beşiktaş maçı. İkişer puan koysan 4, 9 puanı var şu anda Trabzonspor'un 5. oluyor. Evet, yeni bir takım. Fenerbahçe'nin zor maçlar bitti aslında. Zor maçlar bitti. O yüzden şu anda Nevtin'e şans verilmesi lazım. Ben bunu 2 haftadır söylüyorum. Fenerbahçe maçından sonra söyledim. Araya milli ara giriyor. Bu hafta Kasımpaşa maçıyla bir galibiyetle başlarlarsa, arkasından bir haftaya maç galiba Malatya, yanlış hatırlamıyorsam. Alanya maçı. Çok zor bir maç. Savaş, kısa bir ekleme yapayım mı? Hakem hatalarını ben de söylüyorum. Her takım için her gördüğümü söylüyorum. Atladığım varsa da özür dilerim. Ama şurada bir nüans var. Takımlar, yani Trabzonspor Denizli maçında kötü oynadı. Penaltısı verilmedi. Verilseydi ve gol olsaydı artı 2 puan yazardık. Ama siz işi şuraya taşırsanız, ben oynadım, hakem vermedi, ondan bu haldeyim. Buraya düşerseniz siz, bu korkunç bir ateş çukuru. Şimdi yanar gidersiniz. Oyuncuya bahane olur o. Tabii. Yani o inançla kalırsanız orada eksiye düşersiniz. Bu arada Sivasspor Makabi Tel Aviv maçı da bitti. Ne yazık ki konu takım. Hakikaten üzücü yani. Bu öne geçiyorsun, direkten dönen bu da mı var. Değil. Hakikaten üzücü bir durum yani. Şimdi burada ben son söylüyorum. Kadro yeni, hocan yeni. Zorlu bir fikstür. 6 hafta. Bu Kasımpaşa maçı Trabzonspor maçında bir anda yukarıya çıkarabilir. Kadroya baktığın zaman 5-6 futbolcu yeni. Ve geçen senin en iyi adamların yok. Forvet'in, Solbek'in, Sosan. 3 bölgede çok nokta atışı yapacak oyuncu yok. Teknik adam da yeni kadroyla bakıyorsun. Stoper attın Hugo, Vitor, Edward aynı anda ikisi gelmiş. Bir arada yeni oynuyorlar. Marlon birbirlerini yeni tanıyor. Bu tarafta bir Serkan Aslan var. Bakıyorsun ki Pereira var. Tam olarak daha böyle bazı şeyler oturmadı. Galibiyet bence Trabzonspor'a ilaç olur. Hocaya da moral olur. Sonra bambaşka bir Alanyaspor maçı izleriz. Ama ben Trabzonspor'un bu hafta 3 puanla kapacağını inanıyorum. Çok şimdi oraya layık olup olmadığını bu kadar maçla mı ölçeceğiz? Teknik adamların kariyerlerinde yüzlerce maç oynanıyor. Ya bu arada açık söylemek gerekirse ben geçen sezon Sergen Hoca bu takımın başına geldiğinde ya futbolu takip eden, bir medya kuruluşunda çalışan, futbolu çok seven biri olarak ilk 5'e giremeyeceğini düşünüyordum. Bence geçen sene bir yarım şampiyonluk aldı Sergen Hoca. Birçok kişi öyle düşünüyordu. Peki. Gerçekten öyle düşünüyordu. Samimi oldu. Taraftarlar da buna hazırdı. Beşiktaş taraftarı ne düşünüyordu? Asıl geldiysen aynı çok istiyorlar. Sergen Hoca şu ana kadar başarılı. Hayır, Sergen Hoca'nın gelmesi değil. Kimin Beşiktaş sezonu burada bu şekilde bitirir gibi tabii düşüncesi var? Hiç kimsenin beklentisi yok. Yani plan şuydu. Buyur abi. Şunu soracağım, özür diliyorum. Biraz önce Tamer Tuna'dan bahsederken aklıma gelmişti. Konu daha güzel bir yere geldi. Şimdi
Fatih Terim için bu kadar başarısı var Fatih Hoca'nın. Galatasaray'da ne dedik Savaş? Gelirse üstüme benzin döküp yakarım. Şenol Güneş, dünya üçüncülüğü olan bir teknik adam. Türk milli takımıyla. Trabzonspor'da, Bursa'da son derece keyif veren futbol oynatmış. Evet. Son derece ciddi bir şekilde oyuncuların performansını yukarıya çekmiş bir teknik adam. Beşiktaş'ta şampiyon olmuş bir teknik adam. Diyor ki, golcüye ihtiyacımız var diyor. Şenol Güneş söylüyor bunu, takımın teknik direktörü. Fikret Orman Başkan diyor ki, bence yok. Bence yok diyor Fikret Orman. Aykut Kocaman, Fenerbahçe ile gol kralı olmuş. Fenerbahçe ile şampiyon olmuş. Her şeyini bir yana bırak. 3 Temmuz'da kapı gibi durmuş. Fenerbahçe tribünlerinin istemediği. Bütün Fenerbahçe tribünlerinin demeyeyim, istemediği bir adama dönüşmüş. Fenerbahçe tarihinin en önemli 10 futbolcusundan biridir. Del Bosque, Aragones, Mancini, Löw, Tigana Migana bu liste gider. Bunlar da zaten bir halt bilmeyen, başıboş adamlar. Türkiye'ye gelmişler. Yeniköy kasabı demişti. Türkiye'ye gelip gitmişler. Dolayısıyla biz şu anda Sergen Hoca'yı zevkle asabiliriz yani. Ne olacak ki? Biz bundan keyif alıyoruz çünkü. Abi maçtan önce kadrolar açıklandı. Yorumlara bir baktım. Sosyal medyaya bir baktım. Sergen Hoca'yı asıyorlar. Ne olmuş? Denizli Spor'a karşı 3 tane ön libero oynanır mı? Oynadın işte. 45 dakikada sonucu aldın. Ya bu takımla yatıp kalkan teknik adamlar. Bizler de dahil. Haftanın 5 idmanı seysek yorum yapabilirim. Ama onlarla hocalar daha fazla yakın. Şimdi Sergen Hoca'nın Denizli Spor'a karşı 3 el 10 libero ile çıkmasının gördün. İlk yarıda sonuca vardı. İstediği skoru elde etti. İkinci yarı maç 3-4 de olabilirdi. Bunu da söylemek lazım. Yani olabilirdi. Penaltıyı verse ondan önce çok net bir pozisyon kaçırdılar. 3-4 de olabilirdi. Ama ya Sergen Hoca gibi bir teknik adamın varsa bu bir değerdir. Bunun kıymetini bileceksin. Zaman zaman ego tabii ki olacaktır. Ego her insanda var. Sayın Başkan Ahmet Nurçebi'de de vardır. Hoca'da da vardır. İşte başka yöneticilerde de var. Biraz önce Fikret Orman'ın Şenol Güneş'e eğer Şenol Hoca forvet lazım değil de Fikret Orman forvet istiyorum derse bunu baş başa bir odaya kapanırsın söylersin. Şenol Hoca'nın açıklamasından ben istemiyorum dersen her türlü krize açık abi burası o zaman. Ya Şenol Hoca'nın bırak tekniği taktiğini ceketine karışanlar oldu ya Mehmet ya sen de biliyorsun. 2002 Dünya Kupası'nda adam dünya üçüncüsü yapmış ceketine saçına tıraşına yorum yapan yorum değil eleştiri yapanlar oldu yani. Bunun taktiğini teknileştirin ya bunlar bitmez abi. Şu anda senin de dediğin gibi Beştaş. Çok iyi teknik direktör ama karizması yok. Muş. Şimdi mesela öyle diyor, öyle tabii, diyor Sergen Hocam. Şimdi öyle diyor çünkü karizman kadar antrenman yaptırabiliyorsun bu ülkede. Sergen Hocam'ı çok seviyorum. Sergen Hocam sen de artık bir takım elbise giy yakışır sana takım elbise. Yani ona çok karışıyorlar. Şimdi bu takımı yönetmeye başlayacak bu sefer niye eşofman giyecekler? Bence buna da hazırlık var. O eski takım arkadaşları bak eski takım arkadaşları hiçbir şey bulamazsa bu sefer eşofmanına karışacaklar. Abi Kıvanç Tatlıtuğ'u getirelim. Kenan Emirzeloğlu karizmaysa karizma. Hayır, onlar yapsın teknik direktörü. Ben buradan eski takım arkadaşlarına sesleniyorum bazı o ağır şekilde. Onlar bu sefer maçı kazandığı zaman da niye takım elbise giymiyor diyecekler. Yani en azından ben, fırsat verme Sergen Hoca. Sergen Hoca'nın çok da bunları umursadığını düşünmüyorum. Ama abi bu hafta yüzü düşüktü ve kendi bizzat söyledi. Hakkında söylediklerinden rahatsız olduğunu söyledi. Yani bu kadar nasıl tüketiliyor ben anlamıyorum. Yani tabii ki eleştiriyi bir şey demin söylediğim gibi. Ama öyle kelimeler, öyle cümleler duyuyorum ki bak. Sen Sergen Yalçın'sın. Çok iyi bir Laiç ve Oğuzhan var kulübede. Ama sen istemiyorsun ya onlarla oynamak. Üç tane böyle şeyle çıkayım ben. Atiba, Josef, Dorukhan. İstemiyorum. Tek ortak yanımız ben de solağım. Eyvallah güzel. Kendisini... Şimdi düşünsene oynatmıyorsun. Niye? Sırf keyiften. Olur mu öyle şey ya? İyi bir Oğuzhan, iyi bir Laiç... Ben şunu çok iyi biliyorum. Dayış'la başladığı, Oğuzhan'la başladığının maçların 10. dakikasında yapılan yorumları da biliyorum. Ha, da bu var. Kim çıkar bunu ya falan filan. İyi bir diye. Oğuzhan. En son ne zaman izledik? 2015-2016 sezonu. Sosa'nın yüzü su hürmetini, Atiba'nın yüzü su hürmetini izledik. Hepimiz ne dedik? Oğuzhan bir geri sezon. Döndüğü zaman Sergen Hoca ile bambaşka bir Oğuzhan izleyebiliriz dedik değil mi? Demek ki bu 6 haftalık dilimde Sergen Hoca da bir şey görmedi. Eğer bir ışık görseydi %100 6 haftalık olurdu. Bir dilim de yok bu arada. Tabii geçen yani seneden. Geçen sezon yani. Geldi Sergen Hoca. Bu seneden bahsediyorum. Gitti kiralık geldi. Gelmesi Sergen Hoca ile bambaşka bir Oğuzhan izleyebiliriz dedik. Öyle Laiç kulübede işte hiçbir hoca tabii canım, kendi kendine olur mu öyle? Buradan yola çıkıp şuraya varabilir miyiz peki? Sergen Hoca Ozan Tufan'a futbolu hatırlattı diyoruz ya. Evet. Şimdi Ozan Tufan'ın da futbolu hatırlamak gibi bir derdi varmış demek ki. Kesin. Yani kesin. Sergen ne yapacak adamı kırbaçlayacak mı oynayacaksın diye. Oynamıyorsa oynamıyordur. Yani Ozan'ın futbol oynayası varmış. Hocayla buluşunca maya tuttu. Şimdi Oğuzhan'a ne yapsın abi Sergen Hoca? Ben Sergen Hoca özelinde demiyorum. Hiçbir hoca kolay kolay o kişiselleştirmez sahada. Sahada kişiselleştirmez. Sahadan dışında antrenmandan sonra maçtan sonra hani eğer çok ekstra bir
yüz kızartıcı bir suç yapmaz. Teknik taktik olarak ben bunu keyfimle oynatmıyorum demez abi. Eğer iyi bir Laiç varsa onu oynatır. İyi bir Oğuzhan varsa oynatır. Abi bir de Türkiye'nin gelmiş geçmiş en iyi 10 numarasını o bölgede savsaklayarak kandıramazsın. Türkiye'de 10 numara bölgesinde kandıramayacağın tek adamdır. Sahada gezerek savsaklayarak Sergen Yalçın. O istemez mi? Kendine yakın bir stilde bir oyuncuyu oraya koyup oynatmak.